Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir Brawl Stars ve yepyeni bir güncelleme ile daha karşınızdayım. Sabahki canlı yayınımızda bu yeni gelen güncelleme ile ilgili incelemeleri yaptık. Baktık haritalarımıza, harita oluşturucuları inceledik. Ama dersi olup da gelemeyen arkadaşlarımızın olması sebebiyle görmeyen arkadaşlarımız için tekrar böyle bir inceleme yapalım dedik ki mutlaka siz inceleme yapmışsınızdır. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Sabah güncelleme ne zaman diye bir video çekmiştik arkadaşlar. Bu videoda şunu söylemiştim. Brawl Talk'ları ve gelen güncellemeleri takip etmiştik. Yani nasıl Taran'ın Çarçısı ve Yaz Canavarları sezonunda Brawl Talk olmuş ve 5'er gün sonra yani aralarında 5 gün sonra da güncellemelerin geldiğini söylemiştim. Star Park'ta da Brawl Talk'un yapılıp 3 gün sonra güncellemenin geldiğini söylemiştim. Burada güncellemenin ne zaman geleceğini bilmiyorum diye videoda belirttim. Ayrıca şunu da söylemiştim. Sen bu videoyu izlerken belki güncelleme gelebilir. Yani Supercell'in güncellemeyi ne zaman yapacağını biz bilemeyiz. Sadece bunu Supercell bilir diye söylemiştim ki ondan 1 saat sonra yeni güncellememiz geldi. Brawl PES sezonumuz ise burada gördüğümüz gibi 11 gün 22 saat yani tam 12 gün sonra geleceğini görebiliyoruz. Şimdi sizlerle beraber bu güncellemeyi bir inceleyelim arkadaşlar. Öncelikli olarak güncelleme ekranında dün izlemiştik, dün görmüştük yine bir canlı yayında ve logomuzun eski logoya döndüğünü fark etmişsinizdir zaten. Şimdi buradan bakacağımız şeylere bir bakalım abi. Burada dostluk maçı bölümünden yeni haritalarımıza bir kontrol edelim. Yeni haritalarımıza bakıyoruz abi. Burada yeni haritalarımızdan neler var? Bunları zaten canlı yayında inceledik ama dediğim gibi incelemeyen arkadaşlarımız, görmeyen arkadaşlarımız için tekrar bir bakalım dedik. Şimdi şöyle bir girelim abi buraya. Buraya girdiğimiz zaman yeni bir ortam, Snowtel'in işte artık bahçesi midir nedir? Böyle güzel bir buram buram yılbaşı kokan bir durumun olduğunu söylemiştim ki Cadılar Bayramı gelmeden önce de Star Park sezonunda da buram buram Cadılar Bayramı kokuyor demiştik. Gerçekten çok güzel bir durum. İşte buradan yan taraftan da Gale ve Lou'nun trenden geçtiğini görüyoruz. Şurada sinirli dans mı ediyor, sinirli mi artık? Burada bir Mr. P'yi görüyoruz ve yanındaki yardımcılarını da görebiliyoruz buradan arkadaşlar. Harita gerçekten güzel. Şöyle bir durum da vardı. Mr. P'yi alıp girdiğimiz zaman da hemen şuradan Mr. P'yi alıp girelim arkadaşlar haritamıza. Mr. P'yi alıyoruz. Mr. P'yi alıp haritamıza girdiğimiz zaman orada sinirli mi artık, dans mı ediyor nedir, sinirli muhtemelen. Oradaki Mr. P'nin kaybolduğunu göreceğiz. Ve yan taraftan şurada Lou ve Gale'ı da görelim arkadaşlar. Şimdi Lou ve Gale geliyor muhtemelen tek robottan sonra. Bakıyoruz. Yok şimdi geliyorlar. Lou ve Gale işte trene binmiş şekilde. Buradan geliyorlar, yanımızdan gittiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da güzel bir detay olmuş. Lou ve Gale trenden kayıp gidiyor. Bakıyoruz işte buradaki Mr. P'nin de kaybolduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında şurada harita oluşturuculara baktık biz arkadaşlarımızla sabah canlı yayında. Harita oluşturuculara girdiğimiz zaman şöyle bir durum var arkadaşlar. Harita oluşturuculara girdiğimiz zaman burada şu gönder durumu var. Yani gönderilen haritaların dostluk maç oyunlarında diğer oyuncular tarafından onaylanması gerekir. Yeterli sayıda oyun alırsa haritayı yayınlayabilirsiniz şeklinde bir durum geliyor. Biz de bu şuradan yani benim bu haritam tabii gönderilecek bir harita değil. Yani canlı yayında yaptığımız saçma sapan bir harita olduğu için buradan haritalarını gönderen arkadaşlarımız bizlere gönderdikleri haritanın kodlarını verdiler ve biz de burada takım kodundan onların haritalarına girip baktık, oyladık, like veya dislike artık. Yani haritayı onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz şeklinde bir bize sekme geldi. Beğendiğimiz haritaları oyladık. Gerçi bütün arkadaşlarımızın haritaları çok güzeldi. Hepsini oyladık ve onlar da şunu söylediler bize. Abi haritaları oyladıktan sonra şöyle gelen kutusuna bir mesaj geldi. Gelen kutusuna gelen mesajda haritanız yayınlanmak üzere gönderildi şeklinde. Diğer oyuncuların da görebileceği şekilde yayınlanmaya gönderilmiş. Yani sizler de buradan haritalarınızı yapıp yollayabilirsiniz. Ayrıca 8 bitte bakıyoruz arkadaşlar. 8 bitte şöyle yüzünde bir yükleme amblemi. Yani bizim kanalımızın girişindeki introda yükleniyor şeklinde bir durum gelmiş. İşte gördüğünüz gibi yükleniyor işareti buradan gelmiş. Onun dışında baktığımız zaman şuradaki haberler durumunda arkadaşlar. Ember'a nerf'ün geldiğini görüyoruz. Şöyle güncelleme notlarına bir bakalım. Lou'nun aksesuarı ve yıldız güçlerini burada yazmışlar. Aksesuarı Lou zarar görmekten korunacak şekilde kendini donduruyor. Bu sırada bir saniye boyunca herhangi bir eylemde bulunmuyor. Yani hareketsiz kalıyor. Yıldız gücü, birinci yıldız gücü ise süper kullandığı alan düşmanları dondurur şeklinde bir açıklama var. Onun dışında burada baktığımız zaman arkadaşlar Ember'a
gelen bir nerf'ten bahsediliyor. Hareket hızı çok hızlıdan normale düşürüldü yazıyor. Ana saldırı saniyelik hasar oranı 2400'den 2000'e düşürülmüş. Gerçekten bu bayağı ciddi bir sıkıntı. Hemen şuradan Ember'ı da bakalım arkadaşlar. Ember'ın nasıl gücüne bir bakalım, hızına bir bakalım. Durumu ne? Yani çok ciddi derecede bir nerf var mı yok mu? Sizlerle beraber tekrar bir görelim. Hemen şuradan Ember'ımızı seçip şuradan bunları da kaldırıp abi şuradan hemen bir soygun modundaki kasaya vurma şeyine bakacağım. Nerede bu? Soygun modu. Soygun modundan hemen şuradaki karlı elmaslar bölümüne gelelim. Karlı elmaslar bölümünde harita normalde kasaya 480 mi vuruyordu? Yanlış hatırlamıyorsam o tarz vuruyordu. Şu an biz sabah baktığımızda 200'e kadar düşmüştü galiba arkadaşlar. Hemen haritaya gidip bakalım. Evet, buradan kasaya baktığımızda 280 vurduğunu görüyoruz ama hızında yani hızında çok ben bir şey fark edemedim ama yine tabii bir düşüklük var gibi görünüyor. Ama bence yine Ember her zamanki gibi hala güçlü olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bunun dışında baktığımız zaman buraya geldiğimizde arkadaşlar normalde biliyorsunuz ki yeni etkinlikler geldiğinde buraya tıkladığımız zaman bize 10 jeton veriyordu. Fakat biz sabahki canlı yayında da baktığımızda tıkladığımızda artık 10 jeton değil de 5 jeton aldığımızı görüyoruz. Ama buradaki haritalara girip de oynadığımız zaman buralardan da jeton kazanacağımız düşünülürse arkadaşlar buradan gelen 5 jetonların aslında burada tamamlandığını görebiliyoruz. Yani aslında bir nevi oylamaya bir teşvik etmek için bence güzel bir durum. Yani 5 jeton geliyor ama çok da bir kaybımızın olacağını düşünmüyorum burada. Onun dışında tekrar sabah belirtmiştim. Videomuzun açıklama kısmında Discord linkimiz var. Oradan gelebilirsiniz. Instagram adresimizi takip edebilirsiniz ki Instagram adresinden bazı etkinlikler yapıyoruz. İşte anketler falan düzenliyoruz oradan. Oralara katılabilirsiniz. Özellikle Discord adresimize gelirseniz orada yapılan haritalar var. Yani arkadaşlarımız yaptıkları haritaları bizlere yolluyorlar. Bizler de oradaki haritalardan seçip burada sizlerle beraber özel bir yayın yaparız. Yani yaptığınız güzel haritalardan, böyle bize gelen haritalardan güzel olanları seçip oradan oynarız haritalarınızda ve bir oylama yaparız. Yani bu harita güzel mi değil mi? Like veya dislike neyse onu yaparız arkadaşlar. Yani sizlerin yaptığı haritalarda da beğendiğimiz haritalar olursa, bir katkımız da olursa belki şurada görülen oylama, artık büyük oylama dediği 6 gün sonra gelen oylamada sizler haritalarını görme şansımız olur diye umuyorum. Zaten burada çok yakında, işte buradaki bölümde oylama yapacağımız haritalara gireceğiz. 6 gün 21 saat var. Aynı şekilde burada da yayınlanacak olan haritalar var. 7 gün 22 saat süresi var. Bunun arasında bir 24 saatlik süre var arkadaşlar. Bu 24 saatlik sürede muhtemelen burada oylamaya katılan haritalarda en çok kazanan, yani en çok oy alan haritanın kazanma süreci olacak ve oradan gelen haritalar, seçilen haritada bu yan tarafta yayınlanacak diye düşünüyorum. Güncelleme bu kadar arkadaşlar. Brawl Pass sezonumuzu bekliyoruz artık. Yeni karakterimiz Lu'yu bekliyoruz. Hep beraber bakacağız, göreceğiz. Bence güzel bir sezon olacak. Tabi diğer sezonlara göre nasıl olur bilmiyorum sizin düşüncelerinizi ama yeni karakterimiz Lu'yu da Brawl Pass geldikten sonra görme fırsatımız olacak. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Are you sleeping? Are you sleeping?